Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Bugün pazar gününe güzel başladık. Yine güzel uyandık sizlerle birlikte. Günlük vlogumuzu paylaştığımız için bugün de pazar vlogumuz olsun. Çocuklarıma sünger gibi pankek yapacağım. Geçen gün yaptım. Ama evde süt olmadığı için yoğurt eklemiştim. Bayağı ağır oldu. Döndürmesi beni zorlaştırdı canlarım. Pankekimiz için gerekli malzemeleri isterseniz bir sayalım. Siz bugün pazara çocuklarınıza ne yapıyorsunuz? Aslında İbrahim Efe patates kızartması istedi ama her gün patates kızartması yiyorlar. Bugün de bir değişiklik olsun dedim. Pankek yapacağım. Gerekli malzemelerimiz bir paket hamur kabartma tozu, bir paket vanilin, şöyle yarım çay bardağı, neredeyse bir çay bardağı yakın sıvı yağ, bir çay bardağı dolusu toz şeker. İsterseniz bunu yarım da yapabilirsiniz, toz şekeri. Benim çocuklarım şekerliği çok seviyor. Hatta 1,5 bile katsam yeri var. 2 adet yumurtam. Normal, şöyle göstereyim. 200 miligram. Herkesin evinde bulunan su bardağı ile de 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Alabildiği kadar un ekleyeceğim. Bakalım unumun tarifini normalde hiç denemedim. Hani evde yaptığımda şöyle kap ile yapıyorum ama sizlere tarif verebilmek için şöyle temiz bir bardak alacağım ve unumun ölçüsünde inşallah Allah'ın izniyle vereceğim canlarım. Çünkü verdiğim tarifleri yapanlar var. O yüzden hadi o zaman başlayalım pankekimizi yapmaya. Aslında sizlerle sohbet etmek çok güzel sevgili takipçilerim. Ama sabah sabah Elmas'ın çenesi düştü. En iyisi pankekimizi yapalım. Daha sonra inşallah sohbet vlogumuz olur bir köşesinde bir kıyısında. Şöyle ilk sabahları sizlere bir yumurta şovumu yapayım tek elimle. Güne güzel uyanmak o kadar güzel ki. Hele bir de çocukların için bir şeyler yapmak bambaşka bir duygu. Rabbim herkese tattırsın inşallah. Sabah sabah dualarımızı edelim. Allah'ım evladı olmayanlara evlat nasip eylesin. Yumurtamızı güzelce bir çırpalım isterseniz. Ben şimdi bu tarifi verirken sizlere şöyle yakından göstereceğim ki yakın çekimimiz olsun. Biliyorsunuz bunu ben BİM'den almıştım, pankek kabı. Bir kere kullandım. Şimdi ikinci kullanışım olacak Allah'ın izniyle. Şöyle sizlere bir yakına alayım. Çok uzak kaldım sevgili takipçilerim. Aslında böyle görüyor musunuz bilmiyorum. Hani yakından mı çekmek çekmemi istersiniz yoksa bu şekil beni görerek mi vloglarımı devam ettireyim. Sizlerden cevap bekliyorum. Hani tarif verirken yakına mı getireyim kameramı yoksa bu şekil hem beni görün hem yaptığım işi mi görmek istersiniz? Gerçekten sizlerin fikirleri benim için önemli. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Şekerimizi ekleyelim. Bu arada ocağın altını böyle, bunun sesiyle belki anlaşılmıyor. Ben gözleme tavamda yapacağım arkadaşlar. Pankeklerimi. Sizlerin de yapışmayan bir tavanız varsa onu yapabilirsiniz. Ocağın büyük gözünü aldım. Şöyle açtım. Evet. Altını kıstım. Tavam ısına dursun. Hemen sıvı yağımı ekliyorum. Sütümü ekliyorum. Burada marketlerde sıvı yağ falan kalmamış sevgili takipçilerim. Herkes kapış kapış, akış akış alabildiği kadar evine stok yapıyormuş. Şöyle bir paket vanilimi ekledim. Hemen üzerine.
Kabartma tozumu ekledim. Şimdi bunları elemiyorum. Aslında elense güzel ama eleğim de var. Şöyle göstereyim. Olmadığından değil. Hani alışkanlık değil herhalde. Şöyle hem küçük eleğim var hem büyük eleğim var ama işte zamanında alışmamışız arkadaşlar. O yüzden şimdi de elemiyor. Gerçekten elesek daha güzel olacağına inanıyorum. Şöyle bir su bardağı kadar da bir su bir su bardağı kadar da un ekledim. İkinci su bardağımı da ekledim. Şöyle üçüncüyü de hazırlayacağım. Hop. Ah, bu da sabah nazarımız. Sabah sabah sesim çıkmıyor arkadaşlar. Yine galiba gastritim çoğaldı. Gerçekten gastritim çoğaldığı zaman ses tellerime zarar veriyor ve sesim çıkmıyor. İki su bardağı unumu da ekledim. Yavaş yavaş karıştıracağım. Çalıştım bugün. Diğer kek karıştırma kabımda yapsaydım bu kadar olmazdı. Şöyle yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Neredeyse azıcık kaldı. 2,5-3 su bardağı un ekledim. Hamurundan biraz daha cıvık olacak. Bu unumu tekrar içine döktüm. 2,5 su bardağı, 2 el eksik un ekledim. Bu tarifim de böyle olacak. Hamurum bu şekilde olacak sevgili takipçilerim. Şimdi pankek kabıma alacağım hamurumu. Bismillah diyelim. Önce şu damlaması. Biraz bugün pasaklı çalıştım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Elimden inşallah gözüküyordur. Zaten bu verdiğim tarif bu pankek kabımızın tamamını dolduruyor. O da bayağı pankek çıkıyor sevgili takipçilerim. Hele bir de aileniz kalabalıksa değmen keyfinize. Şimdi ocağımızın başına geçelim canlar. Sevgili takipçilerim, önceden ısıtmış olduğum tavama artık pankeklerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Bunlar bir pişe dursun. Daha sonra inşallah boşalan yerleri tekrarını koyalım. Şimdi ne yapıyor? Pankeklerimizin göz göz olmasını bekliyor ve daha sonra çevireceğiz. Bu arada tenceremizin altı kısık. Tavamızın kısık ateşte pankeklerimiz. Şekli çok güzel görüyorsunuz. Şöyle göz göz olduktan sonra İnşallah silikon kaşık yardımıyla çevireceğim. Bir taraftan da
Çayımı koyayım. Sevgili takipçilerim, pankeklerim görüyorsunuz kabarmaya başladı. Tencerem, tavam büyük olduğu için hep tencere diyor. Şöyle çevireceğim çünkü bir tarafı olmuş, diğer tarafı olmamış. Bir tanesini çevirdim ama hala kızarmamış. Ben de bir bakayım dedim. Daha tam kızarmamış altları. O yüzden çevirirken sıkıntı yaratacak bana. Biraz daha çeksin, daha sonra çevirelim. Bakın arkadaşlar, buraya sıcaklık gelmediği için pankekim burada kaldı. O yüzden sadece şu etrafına sıkmaya dikkat edeceğim. Şu da kesin aynı olacak. Çünkü bu da bayağı bir kenarda kaldı. Şöyle ocağımızı altına alalım. Tavan büyük aslında ama pankekimiz bu boşluklara sıktığım zaman kabarmıyor arkadaşlar. Pişmesi kötü oluyor. O yüzden şöyle ateşin geldiği yere döktüm. Şunları yağsız yaptım. Bu 4 tanesini de yağlı yapacağım. Bakalım hangisi güzel olacak. Çayımız da kaynıyor sevgili takipçilerim. Şöyle krepimi. Yine krep diyorum ya. Bugün krepe kafayı taktım. Pankekimi bir çevirelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakın bu daha güzel oldu. Sanki yer bulamamışsın gibi onun üstüne attım. Koca tavada. Çayımı da demleyeyim. Çayım hazır. Kahvaltısını mı hazırladım? Pankeklerim de hazır. Bakın ama bir şey fark ettim sevgili takipçilerim. Şu pankekim tavaya yağ dökmeden yaptığım. Bu da yağlı hali. Bence yağ dökülmeden daha güzel şekilli oluyor ama yağ döktükten sonra da döndürmesi kolay oluyor. Şöyle kahvaltımı da bir göstereyim, kahvaltı sinimi. O da hazır. Bugün bir pazar kahvaltısı yaparım çocuklarımla. Daha bayağı bir pankekim var, pankek hamurum. Çayımın altına kısayım, sobamın üzerine götüreceğim bunu soğumaması için. Dinlensin orada. Ben de bir taraftan pankeklerimi bitireyim canlarım. Aynı bu şekilde yapacağım. Soframızda görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, ilk döktüğüm yağdan sonra hiç dökmedim. Şu kenar kısmında kaldı birazcık. Artık hem tava ısındığından hem de insanın eliyle alıştığından şöyle göstereyim isterseniz. Gerçekten yapması çok güzel. Ve de zevkli oluyor. Canlar. İnşallah videomu buraya kadar izlemişsinizdir. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Beğendiyseniz eğer. Bu verdiğim tarifin de açıklama kısmına yazacağım inşallah tarifini. Isınma yerine göre değişiyor pankeklerimiz. Şurası biraz daha güzel ısındığından orası daha güzel kızarmış. Şöyle tavamızı ara ara değiştirelim. Bir tabak pankekimiz oldu. Yedek tabağımı da çıkardım. Hamurum da az kaldı. Soframızda görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, ben kahvaltımı hazırladım ama sofraya bir türlü oturtturamıyorum bunları. Ayhan kendine yeni malzemeler aldı. Dün evet. Bizi evde durutmadı. Gittik Serkan'la aldık geldik.
Marketten. Dedim nasıl kaldıracağım ki? Soframız şöyle hazır. Serkan'ı bekliyor. Bizlere afiyet olsun. Bu vlogumun devamında görüşürüz inşallah. Canlarım. Görüşürüz. Evet sevgili takipçilerimiz. Serkan uyandı. Kahvaltısında yattı. Biz videoyu kapattığımızda sen yatıyordun hala. Gelmediydin. Kapattığınızda mı çektiniz? İşte orada evde kapanış yaptığımızda. Videonun devamında görüşürük demiştik sevgili takipçilerimize. Serkan uyandı. Kahvaltısını yaptı güzelce. Aynen. Selamünaleyküm herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir anda kahvaltıyla yaptık. Şu anda yola düştük. Biz nereye gidiyoruz sevgili takipçilerimiz? Görümcem'in eltisine gidiyor. Bilmiyorum. Bu serbest. Ben de takıldım. Bir o yanına götürüyor bunları. Bir bu yanına getiriyor. O zaman videonun devamında görüşürüz inşallah. Biz şu an markette kola aldık arkadaşlar. Bir yere gidilirken burada kolayla gidiliyor. Şimdi bu bile çok pahalanmış. Meyve suyuna çiğitti. Millet döndü geri. Bilmiyorum artık. Ayaklı merdiveni alacağım. Mutfak dolabını silerken boyum itmiyor arkadaşlar. Diğeri de kırılmış yazdan kalan. Paslanmış. Kayınvalidemi bekliyorum. O da birazdan gelecek. Ayaklı merdiveni sizin burada var mı Serkan? Öyle satan yer. Bilmiyorum. Yoktur oğlum. Küçüğünden yoktur. Büyük var. Büyük istiyorum zaten. Küçük değil ki. Büyük. Kocaman. 8-10 basamak lazım olur mu? Bir baksaydık. Bir ağaçtan bakın elma. Kayınvalidemi de aldım sevgili takipçilerim. Serkan bizi şu an götürüyor. Aslında ben de götürürdüm de araba lazım oluyor herhalde Serkan'a. O yüzden bize vermedi bugün arabayı. Hatta kayınvalidemden bize diyor ki kendinize bir araba alın diyor. Çok gezmeye gidiyorsunuz diyor bize Serkan. Haklı. Seni çalışalım da bu araba. Kendimize. Bu arada uzak arkadaş. Daha Kızılkaya kadar var. Yaya gidin yiyeceğim bu. Yaya çıksana beraber. 2 saatte zor var mısınız? Ben o Törşehir bana giderken minibüsüne gittim. Biz şöyle geldik sevgili takipçilerim. Burada çekim yapmayacağım. Çünkü çekim yapmak istemiyorlar hani yaptırmak. Onlara da saygı duyuyor. Biz aslında yeni ev arsa aradığımızda şurada arsayı almayı düşündük. Hatta bakmaya da geldiydik. Ama anlaşamadık. Nasip kısmet değilmiş. Burasıymış bizim kısmetimiz. Hatice teyzeniz de gezmeyi duydu mu direniyor görüyorsunuz. İbrahim Efe al bir kapanış yapalım seni çek de babaannen gelin. Gezme bağırması olmuşsun. Yok ya. Yok on, ya gezme yok tabii. O işin esprisi gülelim diye diyorum da ama gerekiyor yani gitmek. Şimdi burası Ekrem ilçesi olur. Evet. Akraba ziyareti. O bize bir şeyimizi Allah bilmesin olunca geliyor. Biz de mecbur gelmek zorunda kaldık. Ben çorabımı giydim bak yaramıyor diyor gayrı. İyi canım iyi. Sevgili takipçilerimiz bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni yeni videolarımızın devamı için Elmas'ın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın canlarım. Bay bay.